Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Qanam istiklalar ekranımızı bulsun. Xitayning çektin aşkan kıyın kıstakları körüstülgen yeni bir sin aşkarlandı. Bir neçe gün burun Xitay sahçılarının malum bir yaşını rahimsizlerce kıyın kıstakı elip atkan sınlık körünüşü tarqalgan bulup, İctimai taratqularda küçülük inkas qozgudi. 25 sekundluq mazkur sinda qoli arqısın bağlanıp qiyin qıstaqqa elinip atqan yaşının uyğur bolish ihtimalligi çoğ bolup, saqchilar tarafından toxtamay urulgan ve tok kaltiki bilen tok soxturulgan. Avaz çıkarmasligi üçün onun iğizige lat tiqip qoyulgan. Xitayın türme ve jaza lagerlarda qamalgan kişilerini insan qalibidan çıkan qiyin qıstaqlarga elip kelyatqanligi xalqaro jemiyatga sir bolmasımı? Ama Xitayın taratqu ve uçur vasitalarını qattiq kontrol qilishi neticesinde yeterlik delil ispatqa erişiş tes bulup gelmekte. Xitay Şarkı Türkistan'a yukarı teminat bilen Xitay akkullarını köçürüşünü devamlaştırmakta. Yakında Xitay ictimai alaqı vasıtları tarqalgan uçurlarda məlum bolışça, Xitay dairelerinin yukarı təminat ve yardımlar bilen Xitaylarını Şarkı Türkistan'a yerleştiriş siyaseti devamlıq yürgüzülmekte. Mezkur uçurlarda Şarkı Türkistan'daki atalmış kuruluş diviziyesinin başkuruşudaki Aral şehirde ultraklaşıp kalan Xitaylarga 50 mo terilgu yer, 1000 kvadrat metreden artıq toralgu yer bölüp berildiganlıqı, öy salsı Xitay dairelerden ve yerlik dairelerden koş tuluqlama pulu alalaydıganlıqı. Uyğurlar bilen toy kılsa yana 50 mo yer qaytıp berildiganlıqı ve 70 min som naq pul berildiganlıqı bildirilgen. Xitay dairelere bir tarafdan milyonluğan Şarkı Türkistan halkını ceza lagırga ve türmelerge kamap irqi qırğıncılık yürgüsse, yana bir tarafdan Şarkı Türkistan'a terakki kıldırış namıda Xitay ölkelerden köplep akkullarını köçürüp gelmekte. Şarkı Türkistan Kişilik Hukuk Közüş Cemiyeti kuruldu. 18. Oktyabr Şarkı Türkistan Kişilik Hukukunu Közüş Cemiyeti İstanbul'da resmi kuruldu. Şarkı Türkistan Kişilik Hukukunu Közüş Cemiyeti reisi Mahira Mehmet Hanım'ın yetekçilikinde meslehet yığını içilgan bulup, yığınğa cemiyet yetekçileri ve İstanbul'daki azaları, şunaqlı Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan ve başka cemiyetlerinin vekilleri iştirak kıldı. Bu cemiyet Türkiye ve Türkiye sırtıdaki kanun, siyaset ve halkara münasebet kesiflerde okuş püttürgen, ya ki şu kesiflerde okuvatkan yaşlardan teşkillendi. Meslehet yığınığa Şarkı Türkistan Mağrıbı Hemkarlıq Cemiyeti, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Sütukboğrağan İlim ve Medeniyet Vakfı, Uyğur İlim ve Tetkikat Vakfı ve Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Katarlıq Cemiyetlerinin vekilleri katnışıp, Şarkı Türkistan Kişilik Hukukunu Közüş Cemiyetini maddi ve manevi cihetten kollaydıganlıqını bildirdi. Amerika Müdafiye Ministerliği Uyghur meselesini xavfsizlik meselesi deb qaraydı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin Asiya Tinç Okyan işlerine mesul yardımcı ministeri Randall Schreiber özünün Uyghur meselesini xavfsizlik meselesi deb qaraydığını bildirdi. O 15. Oktyabr Amerika paytaxtı Washington'daki nüfuzluk tetkikat organlarının Jamestown Fondu'nun yıllık Xitayga münasibetlik müdafiye ve xavfsizlik meseleleri muhakeme yığında söz kılganda Şarkı Türkistan'da yolu koyulup atkan lager tüzümü hakkıda toxtaldı. O sözde Uyghurlarının növetteki vaziyetini xavfsizlik meselesi deb qaraydığanlığını eskertip, onun sebeplerini tövendeki dek izahladı. Aldı bilen bu Xitay Kompartiyasının mahiyetini bizge yürütüp berdi. Yani kilip Xitay rejimi əsildi radikal bulmağan bir xalqının hakikaten radikallaşığı yolu ecevatıdı. Gerçi 2002 yılı biz Şarkı Türkistan İslam hareketteydiğen teşkilatını radikal teşkilatla bikitken bolsaq mı? Bugünkü günde undaq bir teşkilat mevcut emez. Bilginizdek, kalgını Xitay rejiminin teşvikatları. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da erkinlik talep kılgan her kandaq bir kişini Şarkı Türkistan İslam hareketi azası edip karılaydı. Randall Schreiber söz diyene bugünkü günde Xitay yolu koyuvatkan yığıveliş lagerlerinin terörlük ve radikallık xaupiga ciddi asas yartıvatkanlıqını ve bunun torlarının Xitay çigraları sırtığımı təsir körüstüşü mümkünlükini təkidledi. O, Amerika'nın bu meselini xavfsizlik meselesi deb qaraştiki yeni bir sebep üstüde toxtulup, rayonda yolu koyuluvatkan yukarı teknikilik nazarat ve başka besim aparatlarının
Xitay bilan idea ortaqlığı igi rejimlarga eksport qilinish imkoniyatiga ega ekanligi. Bir qism davlatlarga buning allaqachon eksport qilinganligini bildirdi. Va Sharq Turkistonda yuz berayotganlar kelgusi bir kunlarda dunyoning boshqa joylarida ham bosh ko'tarib chiqishi mumkin. Bu to'limi xatarlik oqibat yaratdi dedi. U so'zining oxirida Amerika mudofaa ministrligining Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatidan haqiqatan andisha qilayotganligini ta'kidlab, biz bu masalani davomli qoldi ta'kidlab turamiz dedi. Randall Shriver Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan atalmish qayta tarbiya lagerlarini yig'ib olish lagerlari deb atab, lagerlardagi tutqun sonini 3 million atrofida deb ko'rsatgan tunji mudofaa amaldori edi. Xitoyning Yevropaga tutashgan tunji yuk poyezi kelar oyda Turkiyaga yetib keladi. Turkiya sahar to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoyning Yevropaga tutishadigan tunji yuk poyezining 5 noyabrda Turkiyaga yetib keladiganligi belgilangan. Xitoyning mazkur temir yo'l transport liniyasi Turkiyaning Marmaray temir yo'li orqali Yevropaga tutishadigan bo'lib, Xitoy xalqaro radiosi bu liniyadagi tunji yuk poyezining 5 noyabr Turkiyaga yetib boradiganligini oshkorlagan. Xabarda yana bildirilishicha, temir yo'l aloqasi to'g'risidagi kelishimlar Qozog'iston temir yo'l ministrligi avatgan hay'atining Turkiyadagi ziyorati jarayonida birlikka kelingan bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi kuchayotgan temir yo'l transporti va o'zaro hamkorlik haqida kelishim tuzilgan. Shundoqla Xitoyning Turkiyadan o'tadigan temir yo'l liniyasi haqida birlik hosil qilingan. Navbatda Xitoydan Turkiyaga keladigan tunji yuk poyezi uchun qarshi elish marosimi o'rinlashtirilgan bo'lib, aloqador tayyorliklar boshlanib bo'lgan. New York'taki alma telefon şirketi aldıdan narazılık namayışı ötküzüldü. 17. oktyabr günü New York Manhattan köçesindeki alma telefon şirketi aldıda birleşme narazılık namayışı ötküzüldü. Malum buluşça bu namayış del 17. oktyabr günü Amerika'nın danlıq pen texniki gorohi alma şirketi gorohinin başlığı Timothy Donald Cook, Beijing'da Xitay bazar egilik baş nazaratının başlığı Shaoyaqing bilen körüşken günü elip berilgan. Amerika Avazi Qatarlıq mətbuatlarının 17. oktyabrdiki xəbərlərdə Alma Qorohinin başlıqı Timothy Donald Cook'nın bu qitimqi körüşüşdə Alma şirkətinin məzgur şirkətinin telefonu və kompüterlərini işlətkücülərinin uçur bir xətərləkini qoğdaş məsuliyyəti barlıqını bildirgənləki bildirildi. Amma Xitay tərəbinin Xinhua agentliqi və Xitay xəbərlər torida bu qitimqi uçuruşda Alma şirkətinin Xitaydiki bazar və xeyridari məsələsədə Xitay rejimi bilən Saudi kilişimidə birlikki kəlgənləki xəbər qılınğan. Facebook, Twitter qatarlıq ijtimoiy aloqa turlariga namoyish maydonidan yo'llanilgan sin uchurlarda ma'lum bo'lishicha, namoyishchilar Alma shirkatiga qo'ygan talablarda Alma shirkatini Xitoy bilan bo'lgan savdosida kishilik huquq masalasini unutib qolmaslikka chaqirgan. Ular Alma shirkatini Xitoydagi internet erkinligi masalasida va Alma shirkatining telefoni, kompyuteri qatarlıq yuqori texnikalik mahsulotlarini ishlatuvchilarning uchur bexatarligini saqlash, Xitoyga qarshi o'ktichilar va telefon agentliklarining shaxsiy uchuri qatarliqlarida Xitay rejimi bilan hamkorlashmaslikka chaqirgan. Namoyish qatnashgan Uyg'ur aktivlaridan New York Columbia universitetining tadqiqotchisi Mehmet Emin Efendi Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilib, namoyish ahvoli va namoyishda o'tirg'i qo'yilgan talablar haqida ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, namoyishni New Yorkdagi Tibet o'quvchilar tashkiloti tashkillagan bo'lib, namoyish shu yer vaqti 17 oktyabr tushlik damelish vaqtiga o'rinlashtirilgan. Norozilik namoyishiga New Yorkdagi Tibet, Uyg'ur, Hong Kongning faoliyatchilari va Xitoy demokratlaridan tashkil topgan 20 dan ortiq kishi qatnashgan. Xotanda 40 yoshdan tuvan kishilarning hammasining jazo lagerida ekanligi oshkorlandi. 11 oktyabr kuni Sharq Turkistondagi bir saqchi Xitoy demokratchilarining qiziq nuqta programmasiga Sharq Turkistonning Xotandagi 40 yoshdan tuvan erlarning digudak jazo lagerga qamalganligini oshkorlagan. Mazkur saqchi o'zining bu uchurini Xitoy jamoat xavfsizligi ichki tarmoqlaridan egallaganligini oshkorlab, munularni bildirgan. 1 milliondan ortiq kishining jazo lagerga tutqun qilinganligi haqidagi uchurlar tarqalyapti. Bu sonliq ma'lumot jazo lagerga qamalgan kishilarning haqiqiy sonidan to'limi oz. Hozir Urumchida 13 yerda lager bor. Har bir lagerda so'langan tutqunlarning soni 10 ming atrofida. Lagerdagi har bir kamerada 20 kishi so'langan bo'lib, ular kamerga petishmaganligi uchun 10 kishi yozsa 10 kishi o'ritirdi ekan. Faqat Xotandala lagerga qamalgan kishilarning soni 1 milliondan ortiq. Xotanda 40 yoshdan tuvan erlarning hammasi degudek lagerga qamaldi. Lager sirtida qolganlar, yashanganlar va meyiblar.
Amerika vədisi durmasa, hərəkət qaydı başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Amerika 120 saatten kin vədisi durmasa, vaqtlıq toxtutulğan tınışlıq buluqı hərəkəti kəlgən yeridin texımı qat'i iradı bilən davamlaşıdığanlığını etdi. Türkiye Avazı Radyosu xəbərdi bildirilişçə, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolma Bahçı Sarayı'daki işxanısta çətəl taratqolarının ziyaretini qobul qıldı. O, Suriyanın şimalda təsis qılınmaqçı bolğan Bexatar rayonğa 1 milyondan 2 milyonğuçu Suriyalik müsafirinin qayıtışını plan qılğanlıqlarını bildirib, hazır dövlətimizdeki 3,6 milyon Suriyalikdən 350 mini bölgünçü terrorluq təşkilatı PKK, YPG'nin işğali astıdaki caylardan kelgen Kürtlerdir, dedi. O, Türkiye kısqı vaqt içinde bir qancı noktadan 30 kilometr kenlikke yetip barğanda, Tosat'tan Amerika ve Avrupa'daki birkaçı devletlerinin özgergerlikini eskertip, meningçi dastlabki 1-2 gün Türkiye bundaq muvaffaqiyatını qolğa keltirelmeydi deb oylığanlıqları üçün inkas qattıq bolmadı. Türkiye'nin hareketini muvaffaqiyatlik halda ahırlaştırıldığanlıqı körülgende, inkaslar akıl ve mantiqiga uygun bolmağan seviyeye çıktı, dedi. O, Türkiye'nin her noktadan etkanda dünyada misli az görüldüğün tizlikte bir hareketini elip barğanlıqını təkid edi ve mundaq dedi. Türkiye armiya kısımları rayondan çıkmaydı. Çünkü uyardaki bexatarlıkının asası bunu təqazza qılıdı. 30. Oktyabrda Cenevada çağırıldığan Asasi Kanun Komitetinin Suriyadaki siyasi hal qilish musabısının başlanış miladi buluşunu ümit qilaman. Tinichlik buluqi hareketini başlaşqa mecbur bolğanlığımız üçün qıldıq. Aslında terrorluk teşkilatı PKK, YPG toğrusidagi agahlandırışlarımızga kulaq selingan bolsa, hazır mundaq meselelerge duş kelmegen bolardık. O, Amerika Prezidenti Donald Trump'nın taratqolarda gulguluk qozgan mektubi toğrusu toxtalganda, vaqti saati kelgende bu meselede tegişlik iş kılındı, dedi. Barış Pınarı harekatına başlayıp, kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca, bir anda Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, bir takım ülkelerin tavrı değişti. Hatırlayın, hatta Amerika'nın 20 mil meselesi bir hafta içerisinde yapılmış bir açıklama değildi. Sanıyorum ilk 1-2 gün Türkiye'nin böyle bir başarı gösteremeyeceğini düşündükleri için nispeten düşük tepki ortaya koymuşlardı. Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.